İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Avukat Uğur Poyraz bizlerle birlikte Özgür İfade'nin ilk bölümünde. Uğur Bey, beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Evet, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Siyasetin isli puslu havasından biz de teknik olarak etkilendik. Şimdi İmralı tartışmalarıyla başlamak istiyorum demiştim. Sorumu duyabildiniz mi? Belki ekranları başına da yeni geçen izleyicilerimiz olmuştur. Ben tekrar etmek istiyorum sorumu. İmralı'yı isim değiştirerek kimin gittiğini biliyoruz dedi Sayın Akşener. Yargıdan biri dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise bu iddiayı yalanladı. Biraz önce Sayın Bozdağ'ın açıklamasında detaylı olarak zikretmiştim. Bu yalanlama sonrası İYİ Parti'nin adımı ne olacak? Sayın Akşener iddia ettiği gibi İmralı'ya giden ismi açıklayacak mı? Siz İYİ Parti cephesinden bu konuyla ilgili bir hukuki süreç başlatmayı planlıyor musunuz? Buyurunuz. Şimdi öncelikle tabii ben Sayın Genel Başkan'ın açıklamasında Sayın Genel Başkan'ın bu İmralı'ya yapılan ziyareti bir yargı mensubu tarafından yapıldığını ifade etti. Ve katıldığı televizyon programında bu yargı mensubunun ismini devletin hükmü şahsiyetine bir zarar vermemek için açıklamayacağını beyan etti. Kaldı ki bunun bir siyasetçi değil bir yargı mensubu olmasına ilişkinde bir vurgu yaptı. Buna ilişkinle Sayın Bekir Bozdağ'ın açıklamasını ben aslında tebessümle okudum. Ben gazetelerden okudum Sayın Bozdağ'ın açıklamasını. Sayın Bozdağ bizim haberimiz olmadan bir yargı mensubu gidemez diyor. Dolayısıyla zaten biz kimsenin haberi olmadan bir yargı mensubu gitmiştir şeklinde bir beyanı bulunmadı Genel Başkanımızın. Yani dolayısıyla terörist başı, bebek katili, İmralı canisi olarak tanımlanan Abdullah Öcalan'ın yanına herhangi bir yargı mensubu elini kolunu sallayarak gidemez. Elbette ki bir prosedür işliyor oraya gidildiğinde. Dolayısıyla bu işleyen prosedürün de nasıl işlediğini Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere ilgili birimlerin tamamı bilir. İkincisi, bugün Oslo'da biz kimseyle görüşmedik. Terör örgütüyle ya da onun uzantılarıyla görüştük diyenlere ilişkinde çok iddialı cümleler sarf eden bir iktidarın temsilcisi aynı zamanda Sayın Bekir Bozdağ. Daha sonra da evet biz görüştük, arkadaşlarımız gitti görüştü diyen şu an Sayın Cumhurbaşkanı, o dönem Sayın Başbakan'dı, Sayın Erdoğan'dı. Dolayısıyla o dönemde PKK ile görüşme ve müzakere süreçleri götürülüyor. İddialarına karşı çok ağır yeminler, çok ağır iddialarda bulunmuştu Sayın Cumhurbaşkanı o dönem başbakanken. Aynı şekilde kurmayları da aynı tepkiyi vermişti. Bugün de aynı şeyi dejavu gibi yaşıyoruz. Yani bugün İmralı ile olan irtibatlarının hiçbir zaman kopmadığını sayısız örnek üzerinden de hatırlayabiliriz. Her seçim döneminde, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her seçim döneminde İmralı'daki caniye bir sarılma, ondan bir medet umma stratejisi artık bu seçimlerin olağan usullerinden biri haline geldi. Hatta zaten AK Parti için seçim kurallarından biri haline geldi. Bir önceki yerel seçimleri hatırlayın. Bir önceki yerel seçimlerde biz ailesiyle görüştürüyoruz onları. Mehmet bizim Mehmet diyerek Abdullah Öcalan'ın kardeşini kastediyor. Devamla yine Abdullah Öcalan'ın kardeşini ve firar olan kardeşini devlet televizyonuna çıkarttı. Peki Sayın Poyraz, şimdi bu kısmı detaylandıralım. Zaten buraya geleceğim ben ama bir önceki sorumda hani siz ben Sayın Bozdağ'ın açıklamasını okudum, hatta gülerek okudum dediğiniz kısımda Sayın Bozdağ böyle bir açıklama yok diyor. Ben de sorumda şunu sordum. Siz bu ismi İYİ Parti olarak açıklayacak mısınız? Zaten hani burada bir hiyerarşi vardır, o hiyerarşi aşılarak böyle bir görüşme mümkün değildir dediniz, izah ettiniz yanıtınızda ama evet. Siz böyle bir isim açıklayacak mısınız? Bu görüşmeye dair hukuksal bir süreç başlatacak mısınız? Ben bu sorunun yanıtını aslında merak ediyorum sizden. Bu konuya ilişkin hukuksal sürecin başlatılıyor. Buradaki bir hukuksal süreç yok. Bir yargı yetkilisi, bir yargı görevlisi İmralı'ya giderek oradaki gerekli görüşme prosedürlerine uyarak İmralı'daki caniyle görüşmüş. Yani tünel kazıp girmiş demiyoruz ki biz. Belli bir prosedür içerisinde. Belli bir prosedür içerisinde nedir? Bir, eğer siz bugün tüm tutuk evlerinde, cezaevlerinde her şeyden önce eğer kişi hükümlüyse ve tutukluysa onun birinci derecede kendi akrabaları görüş yapabilir. Kendi akrabaları dışında tutuklu ve hükümlülerle ilişkin onların yazdırdığı isimler ve savcılıktan özel izinle girilebilir. Dolayısıyla savcılıktan özel izinle girme noktasında bu konuda savcının belli ki bir izni var. Adalet Bakanlığı'nın burada bilgisi vardır. Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili gerekli izinleri verir. Dolayısıyla burada bizim İYİ Parti olarak yapacağımız bir
hukuki başvurunun karşılığı yok. Buradaki konu bir suç islandığında bulunmuyoruz. Bir durum ifade ediyoruz. Yani yapılan bir suçtur demiyoruz ki. Sayın Genel Başkanımız da böyle bir beyanda bulunmadı. İmralı'da bir yargı mensubunun Abdullah Öcalan'la, bebek katili Abdullah Öcalan'la görüştüğüne ilişkin bir bilgiyi paylaştı kamuoyuyla. Peki isim açıklamayı düşünüyor musunuz? Sayın Genel Başkan bu konuyla ilişkin katıldığı programda devletin âli menfaatleri açısından bu ismi açıklamayı doğru bulmadığını ifade etti. Ama 14 Mayıs'tan sonra bu giden ismin niye gittiği, gittiğinde ne görüştüğü, ne konuştuğu, neyi planlayıp neyi amaçladığına ilişkin zaten gerekli merciler tarafından kendisinin bu anlamda ifadesine ve beyanlarına başvurulacaktır. Şimdi pekala Uğur Bey, Millet İttifakı'na yönelik de bir takım iddialar var. Yani iktidara geldiğiniz zaman terörle işbirliği yapıp Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı sizin iktidarınız döneminde bu iddialar arasında. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı pazartesi günü Ankara'da benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olanı bu ülkeyi teslim etmez dedi. Sayın Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik Kandil suçlamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti tabanında seçmeniz nezdinde bu suçlamaların bir karşılığı var mı? Bir de ben tabii ki bu hani partinize yönelik, ittifaka yönelik Millet İttifakı'na bir takım iddialar var diyerek girdim ya. Bu iddialar minvalinde sormak istiyorum. Eğer iktidara gelirseniz terörle mücadele konusunda bir zafiyet yaşanacak mı? Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Cansu Hanım, burada terörle mücadele bir devlet vazifesidir. Bir siyasi parti vazifesi değil. Dolayısıyla bugün terörle mücadele de Adalet ve Kalkınma Partisi yapmıyor. Yani bugün yıllarca 1984 ilk Eruh baskınından bugüne kadar PKK'yla, tanımlanmış PKK'yla ilgili mücadele bir devlet görevi. Yani kahraman Mehmetçiğimizin, kahraman polisimizin ve buna ilişkin onların oluşturdukları delillendirdikleri hususlara ilişkin Türk yargısının görevi. Yani bu başlı başına istihbarat birimleri de dahil olmak üzere bu bir devlet vazifesidir. Terörle mücadele. Dolayısıyla terörle mücadeleyi askerin, polisin, istihbaratın, jandarmanın ve yargının üzerinden alarak kendi üzerine ve bunu kendine atfederek ortaya konulan siyaset en bariz tabirle siyasi aldatmacadır. Siyasi aldatmacadan başka bir şey değil. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle bir görevi mi var? Veya terörle mücadeleyle ilgili bir haddi mi var? Terörle mücadele devletin ödevi ve görevi. Ve dolayısıyla bugün bu sadece terörle ilgili de değil. Bu 13 ilimizi kapsayan, 11 ilimizi kapsayan, milyonlarca vatandaşımızı etkileyen depremde de aynısını yaptılar. Sanki bu deprem sadece AK Parti'nin başına gelmiş gibi. Bu inşaatları biz yaparız. Ya bu inşaatları devlet yapar. Terörle mücadeleyi devlet yapar. İnşaatları depremzedelerin mağduriyetlerini devlet giderir. Dolayısıyla burada bunların artık bir devlet mevhumu falan kalmamış. Bunlar kendilerini devletin yerine koymuşlar. İktidarla devleti aynılaştırmışlar. Haddi zatında iktidarlarının rakiplerini de devletin düşmanı olarak tanımlamaktan hiçbir koşul ve şartta geri durmuyorlar. Ve böyle bir cüret gösterebiliyorlar. Bugün siyasi partilerin hepsi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, mali anlamda Anayasa Mahkemesi'nin ve diğer tüm birimlerin ve makamların denetiminde siyasi partiler. Yani siyasi partilerin ne yaptığı, ne yapmadığı, kimle ne ettiği, ne etmediği, İçişleri Bakanı var orada. Yani gününün ve performansının tamamını erkeğin erkekle, kadının kadınla, hatta insanın hayvanla evliliği üzerinden açıklamalar üzerine kurmuş, atanmış bir İçişleri Bakanı var. Çıksın delilleriyle, bilgileriyle, belgeleriyle İYİ Parti'den herhangi birinin terörle irtibatına ilişkin bir veri koysun ortaya. Yani böyle artık uzun zamandır, hani 2000 yılından beri mesleği icra ediyorum. 23 yıllık hukukçuyum. Ben gerçekten Türk siyasetinin ve devlet aklının bu kadar zırvaladığı, bu kadar gerçeklikten koptuğu bir dönem yaşamadım. Yani 2019 seçimlerinde atanmış İçişleri Bakanı çıkmış, Sayın Genel Başkanımızla Sayın Karamollaoğlu'nun, Meral Akşener'le Karamollaoğlu'nun Kandil'le sözleşme yaptığını ifade etti. Bunu gerçekten bir otobüsün üzerinde bunu ifade etti. Hayasızca, arsızca.
Bunu ifade etti ve ortada fol yok, yumurta yok. Yani artık dinleyenler de bakıyorlar şaşkın şaşkın. Ya arkadaş, sen İçişleri Bakanısın. İçişleri gibi, Bakanı gibi davranmayı ne zaman öğreneceksin? Utanmadan, arsızca, insanların gözünün içine baka baka, memlekette insanlar açlıktan kılıyor, işsizlik almış başını giriyor. Şu an Antalya'da bir ev kirası, ortalama bir evin kirası 2 asgari ücret. Buraya atadığınız polis, hakim, savcı, lojman yoksa nerede kalacağım diye kara kara düşünüyor. Tüm kamu görevlileri Antalya'dan bir an önce tayin olmaya çalışıyor. Bakın, tüm kamu görevlileri diyorum. 2 asgari ücret diyorum Antalya'da bir ev kirası. Bunlarla ilgili sorunları çözmek yerine bizim ne medeni kanunumuzda, ne anayasamızda, herhangi bir mevzuatımızda olmayan erkeğin erkekle, kadının kadınla evlenmesiyle ilgili bir gündem yaratmaya çalışıyorlar. Ve bununla ilgili, yani bunu yapan insanların teröre ilişkin, terörle mücadele ilişkin, terörle irtibat ve iltisaka ilişkin hiçbir beyanlarını maalesef ben ciddiye alamıyorum. Gerçekten ciddiye alamıyorum. Ve ben büyük bir utanç duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak benim asayişimden sorumlu, can ve mal güvenliğimden sorumlu İçişleri Bakanlığı makamında oturan atanmış İçişleri Bakanı'nın vatandaşın gündemini, asayişli huzurunu değil, bambaşka gündemleri merkeze alarak propaganda faaliyeti icra etmesinden ben gerçekten utanıyorum. Bu ülkenin vatandaşı olarak utanıyorum. Ya İYİ Parti'nin, bizlerin, bu ülkeye sevdalı, bu bayrağa sevdalı, bu millete sevdalı insanların hiçbir terör örgütüyle ilişkisi olabilmesi, herhangi bir terör örgütüne iltimas gösterebilmesi, bunlar mümkün olacak şeyler değil. Yani bunu bile bile bundan 1,5 yıl önce biz milli ve yerli değil miydik? Bundan 2 yıl önce biz yuvaya çağrılanlar değil miydik? Bundan çok değil, 6 ay önce o masada ne işleri var? Bunlar yerli ve milli denilenler değil miydik? Ya bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir siyasi aymazlıktır? Bu nasıl bir siyasi hırstır? Bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Çok samimi söylüyorum, anlamakta zorlanıyorum. Peki. Yani terörle mücadele İYİ Parti açısından devletin ödevidir. İYİ Parti'nin millete hizmet etme ve devleti yönetirken söz hakkı olduğu sürece İYİ Parti siyaseten susar. Devletin tüm kurumları işlerlik kazanarak bu ülkede terörün her türlüsüne, ama her türlüsüne geçit verilmeksizin hem mücadele, hem sebeplerinin ortadan kaldırılması, hem de sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli tüm işlemler siyasi anlamda da yerine getirilir.